yayındayız hocam. Öyle mi? Merhabalar. Sevgili üstadımız Semih İrteş hocamızla evet, beraberiz. Suna Hanım bugün birçok sorular sordu. Tabii geleneksel sanatlar ama başta Nusret Çorpan'la ilgiliydi bugünkü konuşma. Onun ışığında birçok konulara değindik. Hı hı. İnşallah bu izlenim güzel bir şey olur, çalışma olur. Bilemiyorum böyle. Keyifli hem de çok çok kıymetli üstadımızla bu bilgileri paylaşmak. İnşallah yakında sizinle de yayınlanır. Çok teşekkür ederiz hocam. Tamam, eyvallah. Evet, Valide Atik Külliyesi'ndeyiz. Semih İrteş hocamız, burası mekruh. Kötü bir vaziyetteyken yeniden ihya ediyor. Maddi manevi bir cennete çeviriyor burayı. Üsküdar Valide Atik Külliyesi. Her odada ayrı bir sanatımız icra ediliyor. Hem öğrenci yetiştiriyorlar hem bizim kalem işi sanatlarımızı burada yeniden ihya ediyorlar. Yan tarafta gözüküyor mu ışıktan? Valide Atik Camii'nin minaresi. Evet, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Çok teşekkür ederiz bize. Her zamanki gibi bu eşsiz mekanımızda ağırlıyorsunuz. Eyvallah. Sayenizde buradaki bu güzellikler oldu. Burası çok fena batak bir şekildeydi hocam. Sizin sayenizde bu güzelliklere kavuştu burası. Yani biz elimizden geleni yaptık. Sadece temizliğini yaptık. Mütevazi olmamak lazım. Evet. Ciddi bir temizlik. Yani her boyutu. Tamam, burası terk edilmiş bir durumdaydı. O terk edilme sırasında da çok geniş güzel insanların burada zaman geçirip, hatta bazı odaların, hücrelerin içinde ateşe, her taraf simsiyah, kötü bir hale getirdikleri söz konusuydu. Hatta o devrelerde bazı kişilere de burası çok gezilmiş yani. Başlayayım diye. Neyse, Üsküdar Belediyesi merhum Mehmet Çakır Beyefendi burada Tezgahı Sanatlar Merkezi kurmak üzere davet etti. Ama tabii buranın restorasyonu da ben gerçekleştirdim. Yani hem manevi hem maddi olarak da. Sonra bu eseri işte eski haline elimden geldiği kadar gitmeye çalıştık. Burada Tezgahı Sanatlar'ın hem mimari hem kitabi işleriyle uğraşıyoruz. Tabii bu konuda önemli şahsiyetler, önemli kişiler, kişilerle güzel çalışmalar yapıyoruz. Ve Mahmur Hanım'la birlikte ailecek babadan size aldınız. Şimdi kızınıza veriyorsunuz değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Ondan sonra Ambatı'nın bir çalışma yumağı içindeydi. Evet. Yani bizim bu sanatlarımıza bunu bu kadar güzel kazandırmış olmanız yüreğimize sağlık. Yani burayı kazandırdınız. Sen de burada yetiştirdiğiniz öğrenciler olarak kazandırıyorsunuz. Müthiş eserler üretiyorsunuz. Böyle yapmamız gerekiyor. Evet. Yani biz üstünde düşen basitimiz nasıl devraldıysa hocamız Süheyl Ünver Bey'de onun ışığını yaymaya çok kesinlikle hocam yüreğinize sağlık. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Ben neler yapıyorum ki, hem işte sanat olarak üretmeye çalışıyorum hem de işte kültür sanat programı olarak devam ediyoruz. Ekotik Televizyon'da ikinci televizyon programımız. Sanatlara hangi dalda olursa hepsine konuk olarak ağırlıyoruz programımızda. Bir 13 diye anlaşmıştık. Öyle 20 küsurları devirdik. 25'lere gidiyoruz. Evet. Devam ediyor şimdi. Mümkün olduğunca işte ne kadar sanatla ilgili projeler yer alıyorsa onlar da yer almaya. Yani bunları tabii sahasında tanıtmak, ortaya çıkarmak, konularla ilgili çalışmaları neler yaptıklarını anlatmak, göstermek. Bunlar da çok önemli bir proje. İçinde bulunduğunuz olay gerçekten önemli. Çünkü sanatlarda çünkü çok fazla diğer büyük kanallar olsun, program, televizyonlara sanata belki bazen yer veriyor ama heykel, plastik sanatta onlara birazcık yer veriyor. O da zaten minimal bir şekilde. Çok, çok,
Onun için bizim sanatlara hiç yapılmamıştı. İşte Aşk Olsun belgeseli bizim ilk defa Türkiye'de yapılmış olan bir geniş çaplı bir belgesel oldu. Türk sanatları için, kadın sanatları için. İşte şimdi Eko Türk Televizyonu sağ olsun bu şekilde devam ettiriyoruz orada da aynı şekilde. İnşallah siz de bir gün orada konuk almak isterim. Evet, ben şimdi Mesut Çoltan'la ilgili anılarınızı çok merak ediyorum. Çünkü yüksek sağlık için yaptığı tesislerin kıymetli hocamız. Oradan en başlayınca sizin dostluğunuz nasıl başladınız arkadaşlar? Allah rahmet eylesin. Tabii ki Allah'ın hakikaten bana söyleyecek için olacak. Ama kitap sanatı çok güzel bir nesindeyken vefat ediyor. Yani sanatlar Ödesi'nde okuştu. Şöyle 1970 yani işte yıllar falan. Orada çalıştım. Galerilerin çoğunluğu hanım. Yani kaç tane erkek vardı? Sözde belirli zamanlarda biliyordum işte. Onun da herhalde mimarlığının öğrenci devirleri. Tabii. İşte o 74'ten sonra 75'te sonra üniversite sınavları falan derken bir ara bir devre işte ben kurs alıyorum, o kendi başına kurs alıyor. Bir ayrılık olmuştu bir ara dersler için. Evet. Meğerse biz de aynı okulun aynı bilgilerini yapmış. Yıldız. Evet. Kurbanlar bilgilerine meğaydı. İstanbul'da mesleğine. Bugün ismini unuttum ben size. Ben mimarlığı yazdım. Zaten Musa'nın geçmişinde de o bu konunun teknik akademik çalışmalarını yapmış liseyi yıllarında. O çok büyük mimarlı Musa'nın yani fırçası, kalemi gerçekler o zaman olan güzel bölgeler var. Biz de bir anda oraya kapatıp da müthiş bir sevinç patlaması oldu. Sonra işte tabii bu okuldan sonra, bir işin yıllardan sonra hayatımız da daha çok gözü çıkmaya başladı. Ve benim tahtımda küçük bir atölyem birlikte kalıyordu. Yani tabii günlerimiz böyle çok sıkı sıkı geçmeye başlayınca hem dersler, işte projeler, takım sanat faaliyetleri ve müşteri dostlarımız. Onlardan böyle güzel gezileri kurduğumuz. Tabii bizim gezi yerlerimizde yani İstanbul'u bitirmek mümkün değil. Bursa, İdlib'le İzmir. Bunlar eski Osmanlı başkenti madem. Buralarda işte sanat geçirdikleri. Daha ziyade tarihi, mimari yapılar. Mimari yapıları içindeki tezinatlar falan işte bu şekilde. Yani Nusret, sen dedin bütün hayatın zaman bazen atölyede de geliyordu, kalıyordu falan. Dedi gel ya burada kaç atölye ama yani burada kalabilirsin falan. Bandırmadan gidip geliyordu yani. Bandırmadan değil, Avlası'da kalıyordu. Şimdi tabii tek bir mekan içerisinde kalıp işini, sanatını yapmak daha rahat yani. Olur dedi ve Nusretçi'ye geldi. O atölyede kalmaya başladı. Birkaç sene falan orada kaldı. Belki de ne kadar şimdi hatırlayamadı ama yani yani o okul ikinciye kadar falan da olabilir. Ya 1975-76'yla neredeyse işte 80'e yakın zaman bulunduğunda falan okulda kaldı. Tabii hayatımızın o 5-6 sene geçen zaman dilimi çok faaliyetler oluyordu. O zamanlar tabii bu geleneksel sanatlarla ilgili yoğun şeyler yoktu. Hani eğitim veyahut da sanatsal farklı sergi benzeri şeyler yoktu. Zaten şey sadece hocamız ve hocamızın çevresi vardı. Hocamızın evet. Çevresi vardı. Ama hoca her seferinde onlarla ve hocanın tabii onu asiste eden değerli hocalar da var. Mesela bunlar en azada kalan hocalardır. Ondan sonra merhum Cahide Keskin Aram'ı vardı. O zaman Çin'e odaklandı kendisi, Azade hocamız. Azade hoca, Çin'i çalışmalarıyla ilgili odaklanmıştı. Şöyle, Çin'i hoca esasında başından beri Çin'i
sen de çok severdin, çok onu takip ederdin, çok takip ederdin o işe. Ama işte yani bu son zamanlar, yani son 10 sene içerisinde Çinlerle olan ilgisini çok daha önceden de mevcut olan bir şeyde. Bir kişinin 1990'lı yıllarında bir proje grubu değiştirdi. Bu Avrupa müzelerindeki Osmanlı İzmir Çinlerinin takibiydi. Evet. O zamanlar hocaları hafif takip etti diyebiliriz. Şimdi Frankfurt'ta oturduğundan dolayı bütün müzeleri yani, gezip. Yani hepsini dolaştık, tespitler yaptık. Evet. Sonra bunları belli bir kategorilerden sonra bu Çinlerin bir kısmının Edirne Sarayı Çinleri olduğu projesini geliştirdi. Bunlarla ilgili hatta 1993'te bir tane bir sempozum oldu. Edirne Sarayı sempozumu. Ondan sonra orada bir sergi yaptım. Uzman serginde ben de vardım. Mahmudan da vardım. Biz bayağı çalışmalar yapmıştım. Sonra hocamınla ilgili yazılar yazdı, makaleler yazdı. Bir Edirne kitabı yapıldı, görmüşsünüz gibi. Bilmiyorum. O Edirne kitabı için de belki de Edirne Sarayı Çinlerine bahsettim. Yani şuraya getireyim, onu bitireyim çünkü Nusret'in hayatını Azade Hoca'ya kaydetmiş oldum. Özledik çünkü Azade hocamızı da. Hoca ile sonra bizim Edirne Sarayı projesi, ikimizin birlikte böyle bir projesi. Hocam ben evimden geldiği kadar Almanya'da yaşıyorsunuz. İşte desenli çizimler, bilmem ne falan. Yani yoğun bir tempoydu biz de bir 3 sene tekrar bu konuya çalıştık. Sonra bunun kitap olması için de bir takım mücadeleler var. Belki önümüzdeki zaman diliminde inşallah bunu da hayata geçireceğiz. Evet, Azade Hoca'yı anlatmaktan bitiremeyiz. Uzun, gerçi uzun zaman kendisinden ayrıyız ama. Evet, özledik çünkü çok. Onun için buradan anladım evet, dedik. Buradan da selam gönderelim kendisine. Eyvallah. Azade Hoca maalesef görüşürüz. Evet. Biz de çok sık görüşebiliriz. Yani ne ediyoruz, ne anlaşıyoruz. Hoca maalesef cep telefonu kullandı. Evet, teknolojiden biraz uzak. Cep telefonu, halbuki hoca teknolojik bir insandır ama evet. Cep telefonu kullanmış olsa hocayı çok rahatsız ederiz yani. Biz, neyse. Ya yani cep telefonu kullanmadığı için ben Almanya'ya ne zaman gitsem de normal ev telefonundan kendisini arıyordum. Ama yani şimdi hoca biraz kulakları ağır çıkıyor, evet. Telefonları da çok rahat. Yani artık bu son dönemlerde maalesef inşallah tez kavuşmak dileğiyle evet, diyelim. Buradan özlem gidermiş olalım. Biz yani hem okul seviyoruz, hem teorikte ve Azade Hoca'nın en yakın talebeleri. Evet. Yani bizim şimdi o 1975-76 dönemleri olaylı kullanmış. Siyasi olayların çalkantılı dönemleri. Biz zaten hemen buradan kaçarız bu dönemlerde. Doğru Azade Hoca'ya gider. Gümüş suyunda evi var. Azade Hoca'ya gider. Yani açarız telefonu tabii. Yani telefonun uzmanı yok. Bir yerden telefon açıyoruz tabii. Hocanın bizi şey bırakmaz. Jetonlu yani. Telefonlar. Evet. Her zaman giderdik. Hocanın güzel sohbetleri. Ondan sonra hoca tabii sadece tezli sanatlardan değil. Yani Avrupa sanatı ile de yakın ilişkiydi. O onları da barok sanatı. Onları takip eden sana bir ekleyip gel insan. Evet. Ondan sonra o bizi çok o zamanlar çok doyurur. Çok tatmin edici temalara onun bunların içine sokar. Oradan bayağı deyiz o zaman hocamızdan. Nusret Hoca da gelir miydi sizinle? Efendim? Nusret Hoca da gelir miydi sizinle? Tabii de beraber şimdi. Nusret'le hep beraber. Yani o devreden Azade zaten yani ne ben hiçbir zaman ayrı bir düşünce ne de o. Mutlaka bir birlikte gider. Hoca da bizi sever ya. Yine de sever. Ve işte bu hayat yani hem mimarlık hem benim dışarıda kalem için çalışmalar. Yani ha, o dönemde başlamıştı yani. Tabii ben o çok daha iyi. Tabii babanızla beraber zaten. Sizin 6 yaşında başlamıştı değil mi hatırladığım kadarıyla? Evet işte. O çocukluktan da o. Ya yani, babanızı en önceki belgeselimizde öyle anlatmıştınız. Evet. Yani ilk defa benim babam sırtımda iskeleyi evet. Çıkardı. 10 yaşını 5-6 yaşlarda hatırladıklarımız. 16-17 yaşında. 16-10 yaşında. 16 yaşında. Böyle bir kalemci çalışmalarına yani benim aklımda o 1975 yılında profesyonellik var. Yani mesela ben Astamon'da bir camide çalışıyordum. Taş
şekilde kazandığı sözcüğünü bana o zaman üniversiteyi kazandığının haberini babam vermiş. Ondan sonra beraber onun da kazandığını haberi vermiş. Ben kaç dakika çalışıyorum. Benim o profesyonel hayatım başlamıştı. Yani biz hem okulu, hem eğitimi, hem sohbetleri, hem sinolojiyi takip etmeyi, hem sanatsal falan hepsini iki şey yapıyoruz. Yani bu iki şey kolay bir şey değil ama insan bir şeyi gönlünden severek yaptığı zaman her şey kolay. Yani biz bunu mutlulukla yapıyoruz. Yani bu mutluluk içinde de böyle çok güzel günlerimiz oldu. Çok önemli. Mesela şimdi bu zaman dilimde gene ben bu sevgili Faik abimiz, Faik Kırım, bizim Çin'in üstadı. Üstadı ki yani Çin'in sanatlarımız için çok çok tabii, kıymetli. Yani onun 16. yüzyıldır Çin'sini ekrada, o teknolojisini yürütme gayretleri ve çabaları yetiştirdi. Bilhassa o apayrı bir olaydı. Kırmızıyı yeniden ortaya çıkartması. O apayrı bir olaydı ve bizim işte o gezilerimizde mesela kim vardı? Ben, işte Faik Kırımlı, ondan sonra Necdet, işte Sermet Molu, Sermet Molu da önce hesap eden arkadaşlarımız vardı. Yani işte böyle bir 4-5 kişi grup var. Genelde Sermet'in arabasıyla bu seyahatleri yapardık. Yani sonra haliyle yani bu yoğun, en yoğun dediğimiz 1970-80 yılı. Yani 15 sene çok yoğun. İlkiler falan bir sürü olaylar. İşte ondan sonra tabii haliyle okullar bitti. Herkes kendi işine dağıldı. Biraz görüşmeler eskisinden tabii seyrekleşmeye başladı falan. Yani haliyle herkesin dediği bir şeyi var, iş yolu var, kapısı var. Ama mesela evlilikler çabuk dedik. Mesela başka bir olaydan daha da mesela 1970 doğduğu sonu 1970'de falan Sultanahmet Camii'nin restorasyon işlerine başlamıştı. Babam bu işi almıştı. Ben orada bir kalem işlerine çalışırken bu sırada bu Sultanahmet Camii'nin daha ana kutlesini ona yazın mesela. Ana kutlesini kutlenin içinde gidiyor diye bir alan vardı. Oradan o kutlenin bir penceresi açılır. Açılır kapanır. Oradan dışarıya çıkıyordu. Orada böyle kutlenin dışında şeyler yapar. Dersleri orada çalışır falan. Böyle bir sürü mesaj yerlerdi. Hüseyin Sultanahmet meydanı ile Sultanahmet ile ilgili güzel subay resimler var. Yani bu minyatür konusunun öncesinde Bandırma'da böyle subay resimler yapıyor. Bu yaptığı resimler işte kaşıklar üzerinde. Oradan geliyor. Ahşap kaşık, ahşap tabak. Beking bilmem ne falan. Ve özelliği şu, böyle çok küçük yapması. Minyatürize ederek çok küçük. Tabii ondan sonra bu minyatür sanatını Suhur Bey'in şeyindeyken onu idrak etmesi Azade Hanım tarafından kendisine birçok yol ve yön vermesi, kendisinin mimari görüşlerinin ve mimari eğitimin, mimari disiplinden aldığı feyizlerle tabii etkisi o da minyatür olarak da bir iş bunu seçmiş. O mimari şeyler yaptığı için, pardon, coğrafi alanların minyatürlerini, menzilleri yaptığı için, ondan şehir için üzerinde ve Sefin de çok sevdiği bir konuydu. Yani orada matrakçıyla böyle bir dem haline geçti. Ama Müsret'te matrakçıdan hız aldı sadece. O kendi üslubunu yarattı diyebiliriz. Ondan sonra tabii o klasik minyatürlerden kaç tane yaptı? Çok fazla bir şey yapmadı. Yapması da gerekmiyor. Reproduksiyon tarzı, sonra kendi üslubuyla o tarzda. Reproduksiyonların üslubu çok aldı. Evet. Mutlaka oraya kendi birkaç tane reproduksiyon arkasında kendi üslubunu oluşturmaya başladı. Evet. O tarzda ama. Ve sonrasında tabii her geçen yıl artık İstanbul'un
güzel peyzajları ve Türkiye'nin değişik şehirleri derken dünya şehirleri gibi böyle değişik konularda önemli mekanların kompozisyonlarını yaptı. O işte bu kompozisyonları siz tabii onun talebesi olduğunuz için o konuları size çok daha böyle teferruatlı şekilde anlatmıştır. Zaman zaman Nusret bunları kuş bakışı görüp zaman zaman içine girecek gibi bir kesit alıp ondan sonra zaman zaman da görünüşlerden bunu ifade eder. Bizim sanatımızın kolay zaten bir Osmanlı resim sanatı biliyorsunuz. Ama bu Osmanlı resim sanatını Osmanlı şeyine veyahut da işte o İslam medeniyetine ve kültürü içerisinde onun perspektif olayları çok fazla yoktur. O perspektifsizlik de ona bir naif hava getirip enteresan anlatımı bir sayfa içinde birçok anlatımları da birlikte getirmesi de çok önemli. Nusret bunu çok başarılı bir şekilde yaptı. Özellikle şehircilik konusunda seçtiği objeler, mimari biçimler olsun. Onun yani klasik bir büyütüp anlayışındaki resimlerini detaylarını izlerken eski havayı hissediyorsunuz. Minyatür zevkini yaşıyorsunuz ama yeni şeylerle. Mesela bir gemi vapur yapıyor. Ama o vapuru o deniz dalgaları içerisinde, o klasik dalgaların onun içerisinde onu o kadar oğlu benim kadırga gibi seyrediyorsun. Yani o üstte yeni işte burada daha yeni kişi kompozisyonunu ama o zaman dilim içerisinde de işte mesela hemen konuşuyoruz diye Anayi Devre Cerrahpaşa'da öğütümlere başlamıştı. Orada öğütümleri verirken yani sen ne yapıyorsun? İşte senin üstün yok. Yani, ama yani nasıl bir üstlük içerisinde olursa talebeye de o üstlüğünü farklı yönleriyle gösterip onları kendi üstlüğünü geliştirmesine gayret ediyordum. Böyle bir gayretim var derdi. Hakikaten de mesela sizden orada birkaç tane önemli isimler yani bu iş devam ediyor. Benim yolumda hareket. Nusret'in portrezyonunu yapmak. Hocamız ve sanatı öğretirken bize kanat takmasını öğretti. Ne? Kanat takmasını öğretti. Sonra bize dedi ki uçun. Yani tamamıyla bu sanatlar işte ve geçmişte böyle yapıldı. Uçluklar böyledir. Türkiye'de böyledir, tarihte şöyledir, İran'da, Hindistan'da vesairede diğer usluklar şöyledir diye gösterdi. Tabii ki Nusret Hoca'nın modeli olduğu için ister istemez onun o kelime ait oluşturduğu bulutlar, dalgalar, büyük uslubu olarak tanımlayabileceğimiz bu yönleri ister istemez bize de yansıdı tabii ki. Bizim çıkarttığımız eserler mi diyelim, bizim yaptığımız minyatürler mi diyelim. Mutlaka gören herkes evet Nusret Topan talebesi diyebiliyor. Tabii. Onun yansıması bize evet. Yansıdı tabii ki. O önemli çalışmanın içerisinde Nusret'in deniz ve gökyüzü hakikaten o çok önemli. Mesela o gökyüzü bulutları yine onun kendi detayları. Yani oradan da Nusret'in konularından istifade etmiştir ama o kendi kompozisyonu, kendi detayını da üslubunu ortaya koymuş bir insan. Ama bak, ben bunu daha ilk defa söyleyeceğim. Kimse bunu bilmiyor. Yani bu konuyla ilgili, Nusret'le ilgili bazı tabii bilinmeyenler çok var. Çok. De. Ondan sonra Nusret uzun rüyalar anlatır mısın? Defterinde tutmuş hocam, günlük olarak. Uzun rüyalar gibi de rüyalarında uçar bu. Çoğunlukla uçardı. Uçardı, deniz üzerinde uçardı. Tabii bu yani herhalde yapmış olduğu çalışmalar onun gece hayatını da etkiliyordu mutlaka. Onun için böyle onu uçarak şehri uçarak böyle seyredebiliyordu. O onları hep anlatırdı. Evliya Çele gibi matrakçı nasıl üslubuyla tepeden görerek bir üslub. Hocam biz ben Gülbin Mesara hocamızdan minyatür ve tezir dersleri aldım. Ondan icazetliyim. Görünmelerimiz kızı. Televizyonda yayınlandı. Hayır,
böyle açıklamalarda bulunarak tabii kendisi bu usluplardaki bu hocamızın bu kıymetli üslubunu gördükten sonra ben bu takdirde yönetim sergilerinden yani sergisinde tanıştım işte hocamızla. Sonra işte küçük bebeğimi almıştım. Kendisine işte Yalova Nature'da başlamıştım. Bürosunu ziyaret etmiştim. O zaman daha tüm derslerimizde başlamamıştı. Şeyler var benim niyetim üzerine çalışmalar yaparken hocama dedim hani hocam ne olursunuz Cerrahpaşa'ya gelin bize derse başlayın ben sizin talebeniz olmayı çok istiyorum ya da burada değil. Sonra gün binalımıza söylemiştik hocam hani Mesut Topan gelse onun şuurundan yararlansak diye. Yani icazet almıştık. Onun üzerine görüşmeler başladı. Yani bir şeye ucuza da olsa bir vesile olmuş olmanın mutluluğu var. Ve hani kendisinden tabii ölümüne kadar öğrencisi olmuş olmanın onuru ve mutluluğu var. Keşke bizimle daha çok uzun seneler kalabilseydi ama ömür bu kadar tabii ki. Ama yine de çok verimli geçer bir eğitim hayatı olmuş. Çok. İşte maalesef ilk ve son öğrencileri olmuş olduk. Yani keşke ama işte kısmet. Yani onun için ne kadar şimdi hocamızı anlatabilirsek, tanıtabilirsek, bütün işte şimdi anlattığınız gibi bu yönleriyle ne kadar ortaya çıkartabilirsek yeni nesiller için, teyze almalar için çok önemli bir kısmet. Evet. Şimdi biraz önce de bilgilerinden de bahsettiniz. Evet. Gülbin Hanım da bizim baş tacımız. Kesinlikle. Ondan sonra hem Türk sanatını hem Türk gezi sanatlarını gerçekten tam babasının meçrebinde müthiş bir vericiliği olan bildiklerini herkese öğretmek için mücadele eder. Ve çalışmaların hala devam ettiler. Böyle güzel bir yoluna sahip bir hanımefendi. Yani hocam biz yetişemedik. Süyerimlere, İstanbul beyefendisi derler. Gülbin Hanım'ı görmediniz yani. Yani Gülbin Hanım'ın öğrencisi olduk işte. Hocayı görmüş gibi olabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla babası gibi İstanbul beyefendisi, kendisi de hanımefendisi diyeceğimiz insanlar gerçekten. İstanbul hanımefendisi ve beyefendisi. Yolda açmıştık. Gülbin ablamız. Sağlıkla başarılı. Ben de oraya Gülbin ablamız. Burada da ondan sonra da aynı kitap müşterek yani bazı çalışmaları biz buluyoruz. O çalışmaların içerisinde çok memnun tabii. Ondan sonra notladığı defterler durumda notman ziyafetisi müthiş bir ziyafet olmuş. Ziyafetleri ben hocamızın gitmiş olduğu defterler. Ondan sonra defterleri ilgili çalışmaları yani çok paylaşıcı mı? Hocam tabii ki böyle defterleri tuttuğundan dolayı size defter tutma geleneğini oradan aldınız, kazandınız şimdi, ve şimdi Karahisar'ı yeni çıkartmış olduğunuz kitapta onun eseri zannedersem. Evet. Yani şöyle tabii not tutmamız lazım, mutlaka not tutmamız lazım. Hocamızın zamanında da onun derslerini giderken hoca konuşmalarını yapar. Yani bir Türk insanının şifayı oluşundan bir çok bahsederdi. Biz de hocanın gözüne baka baka gene de yazmazdı. Ondan sonra hoca onu o kadar güzel ifade ederdi ki mahcup olurdu ki hemen başlardı yazmaya. Ama yani bunu o zamanlar tabii alışkanlık haline getirmek çok önemli. Yani. Tabii söz uçar yazık olur. Alışkanlık haline gelmemiş bir olaydı. Bir dedim seneler sonra onu idrak edip de yani şimdi bizim tabii dosyalarımız var dostlar ama dosyayı mesela arşivin dolabının içinde bir numarada ne olduğunu, onu dosyayı alıp gelen bir kişiye hemen onu paylaşamazsınız, olmaz. Evet. Ama yani defterler, işte, defterler böyle değil. Müsve Çoban hocamızdan müthiş bir şekilde aktardı. İşte, Müsve Çoban hocamız defter tutma, albüm yapma, dosya yapma, evet. Onları klasörleme, oradan bir filiz çıkartma, bunu bize çok bir şey öğretti. Evet. Ve bize dedi ki her şeyin fotoğrafını benim. Konuşma uçar gider hocam işte kayıtlar kalıyor. Şimdi şöyle bir süreçte öğrenci olarak devam etmemiz lazım iyi, hocam. Evet iyi döküman biriktiriyor gerçekten. Yani gazete kutuları, dergiler, mecmualar ne bulursa bunlar hepsini böyle klasörlerle yoğun bir arşiv oluşturuyor. Ama yalnızca klasörü tabii ki bu şekilde bırakmazdı yani.
bir ağaç klasörü, bir cami klasörü, bir şehir klasörü. Hani o içinden çıkamazsın bile. Onların bir de filtresini tutmuş acabası. Yani hangisi hangi dosyanın içerisinde bir elde tutabiliyordu. Yani işte birkaç kere atölyesine gidip bu beraber yaptığımız çalışmalarında yani diyordu işte bir cami hemen bırak eliyle koymuş gibi o yüzler binlerce dosyanın arasında bulurdu. Şehir üstüne bakarak. Öyle. Şöyle. İşte doküman ondan sonra yüzlerin, 500'lerin, 1000'lerin üzerine çıktığı zamanlar evet, mutlaka evet, bir sihrisi lazım. Tabii. Yoksa neyin nerede olduğunu nereden bulacaksın? Yani şimdi Süleymaniye dediğin anda hemen Süleymaniye'nin nerede resmiyorlar? Şu numaralı dosyalarda tık 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 açılır önünde. Onları da yapmak. Sonradan onları da yapmak gerekiyor. Hatta böyle dosya ve defter konusuna başladığınız zamanlar elinizde bir tane filistiniz de hazırlayın. Onlar sonradan zor gelir. Yani 15 tane olur, 20 tane. Ya biliyorum hepsi ezberinde, 30 tane de var. Ama önünde 100 derken, hoca mesela söylüyor çabuk. Dedi ki, bak dedi, bilgim de senin de aklına mezar taşları servisi vardı. O serviyle ilgili bir tabi çalışmanın müsaadeyle o konuyla ilgili çok güzel çalışmalar var. Mesela konudan konuya atlıyorum. Şehzade Mehmet Bilgisi'nin hazinesinde lahit şeklinde bebek diyelim, bebek mezar taşları var. Bu lahitlerin üzerinde mesela bir kama ve içinde maniler veya çiçekler falan bir teyzeme atlardı. Bu sırtlı üç tane lahitli mezar böyle resmi yapıp onları hayatta geçirmiş. Çok çok büyük işler var. Ondan sonra işte o sıralarda ben de yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyordum. O mezar taşları servisinden şey almış, dev almış yani o onların üzerinden çalışıyor. Ben de kendi başımda bir şeyler yapmışım. Hiç uzatmayacağım konuyu. Sonra hoca o mezar taşlarından bir alçı yöntemiyle ben bir kalıp almıştım. Bunu hoca çok beğendi. Arzade Hoca ben de çok beğendi. Onları biraz çoğaltalım dendi o sergiye sunmak için. Onları çoğalttı. O sırada hoca gelmiş. Şu atölyeyi gördü dedi ki ya. Bugün dedi İstanbul'daydı bu atölye dedi. Tek dedi. Başka evde bir görsel bir üstleri sanki bir bizim atölyeciler benziyor. Böyle bir atölye falan yok dedi. Oraya dönemek ilksiniz yani. Bunu dedi devam ettir dedi. İşte o bir dua oldu hakikaten. Evet. Sonrasında Mahmur Ağam'dan orada bir tarih bir atölye tabii açtık. Hocanın o bir duasıdır. Onu hep öyle düşünürüm yani. Valla işte şu an birçok olaylar yani nereden nereden burada sizin kaçıncı yıl şimdi sanata girişindeyiz? Yani tabii ki babamızla beraber 5'li yaşlardan başladınız ama. Yani işte bu gibi vallahi herhalde çok bilinçli olarak da bir 50 yıl benim yarım asır geçmiştim ya. Yani. Bilinçli olarak da ben işte aşağı yukarı maksimumdan bir şey yapmıştım. Bu kadar büyük değil ki yani kızınızı da bu şekilde içeri aldınız. Yani 21 yaşında bir delikanlı insanın ondan sonra çok değişik alanlarda dolaşması etkili yazıyken bizim işte yerlerimizde camiler, turbalar, saraylar. Aşk hocam. Böyle ama içimize o zünniyemize o aşkı düşüren kişilerin tabii bu büyük ümmetleri yani. Yani öyle. Yoksa en deli zamanınızda gerçekten de gezmemiz gerekirken siz o aşkın içerisinde eserler üreterek tarihi binaların içinde. Tabii şimdi o bir alışkanlık oluyor. O alışkanlıklar devam ediyor. Öyle bir şey geçti. Ama işlere çok kalsar edip bu bakanlığı, Türk Devleti Sanatlarlığı, bu kursunun öğretim görevliliğini yapıyor. O bir türlü cumartesi bir şey yok. Yani mesela cumartesi, tatilde, yavuz çok olmazsa bir gün geçer. Oraya gidiyor. Çocukluklarınızı bu yola soktunuz hocam da ailece çalışıyorsunuz. Sonunda onlar da çocuklara gönülleri baktılar. Onlar da gönülleri kattılar. Biraz karşı tarafa bakıyor çünkü karşı tarafta. Karşı tarafta kısımlar. Kızınız çalışıyor. Sevgi. Evet, kızımızı da tanıştıralım bakalım. Şimdi aynı zamanda da şu anda orada ekran bir de çekim de var. Merhaba, hoş geldiniz. Sina Hanım, Sina Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Şöyle siz de böyle gözükün isterseniz. Şu karşı taraftan açı sizi de görsün. Şöyle isterseniz. Yok, ben hiç katılmıyorum ya. Hadi kere bir gözükün isterseniz. Peki. Senden bahsediyorum. Evet, açık hala şey anladım. Sina Hanım geldiği zaman bir yardım. Biz
hızlı eşlik sever görürsün burada. Evet. Önceki belgeselimizde yoktunuz çünkü. Evet, genel itibariyle buradayım ama küçük çekmecelerin kesit dersleri verdiğim için hani haftanın bazı günleri de orada oluyorum. Evet, en son çekim geldiğiniz zaman oradayım. Genelde öyle oluyorum. Evet, evet. Uzaktan tanıyorum tabii ki sizi ama. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii bu pandemi dolayısıyla sevgili bir gün, bir yıldan daha mı fazla? Evet, aşağı daha fazla. Online olarak ben ders verdim. Dedik ya online olarak biz denedik daha önce. Evet. Geçen sene yaz döneminde böyle bir deneme yaptım online dersle ilgili. Evet. Sonrasında geçen sene full online olarak gitti. Tabii online derste yüz yüze de olduğu gibi değil, daha yorucu. Çünkü önden hazırlık yapıyorsunuz. Fırça tekniği olduğu için bununla ilgili videolar çekmemiz gerekiyor. Yani çünkü hani ne kadar da yakınlaştırsak da kameralarla, teknolojiyle işte o internet sürekli gidiyor, geliyor. Nelini kazanmıyor. Uğraşıyoruz. İşte artık hazırlamıyorsunuz bunlar için. Önceden hazırlık yapmıyorsunuz. Yani böyle bir zorunluluk olduğu için bu işe giriyorsunuz. O da dediğiniz gibi bir arşiv oluşturuyor. Evet, bir kazanç. Yani her olumsuz durumun bir kazancı da oluyor. Zaten bir başlangıcı olduğu zamanlar devamı geliyor. Yani devam edip gereklerinizi kaptırdığınız anda o ister istemez eğer kendini konu biraz da akademik şeyin içerisinde girersiniz. Ondan sonra araştırmalar farklı olduğu yönde. Ama sanat denir. Sen kendi yaptın. Sanatından dem olur geçer gider. Ama eğitimci insan öyle değil. Ben eğitim verirken çünkü bazı konuları açmanız, bunlar üzerinde kafa yormanız, onları orada anladıkken o dili kullanmanız gerekiyor. Yani bizimki her ne kadar üst açarak ilişkisi içerisinde de olsa tabii çocuk size soracak yani. Tabii şeyler soracak. Ya bu işte biz mesela çekinirdik. Hocaya soru soramazdık. Edemezdik ama hoca bizim soru sormamız için bizi o kadar rahatlattırdı ki ondan sonra bana geldiği anda şöyle söyledi. Bana soru sorun. Bak ben not defterimle kalemin yanında. Siz soru sorun. Eğer ben o soruya bugün cevap veremezsem bir dahaki haftaya defterlerimden gelip size izah ederim. Ben de çalışırım. Zaten çalışkan talebeler, hocaları da çalışılan talebeler. Öyle gerçekten. Eğitim hayatı öyle bir şey. Yani öğrenci seni zorluyor, senden beklentileri var. Evet. Sen de o sorumluluk duygusu, o beklentileri boşa çıkartmamak için ekstra özveri gösteriyorsun. O da seni geliştiriyor. Yani gerçekten evet. Eğitim verirken öyle. Eğitim verirken eğitiliyorsun. Eğitim böyle bir şey. Yani eğitilmek için eğitim vermek güzel bir şey. Her bakımdan, evet. Hani fikir anlamında, bir şey ifade etmek anlamında her alanda geliştiriyor. Onlar sana da daha sonra kazanım olarak geri dönüyor. Öğrenciye yol çizerken kendini de tasarımlarında aklına farklı fikirler geliyor. Şimdi bugünkü, ama yorucu tabii. Bugünkü konusunda da Sunan'ın öğrencisi öğrencisi aynı zamanda. Yani Niyetli Ebru Sanat'ı öğretmesi. Çok rahat olsa seneler artık iyice mi? Ebru'nun öğretmesi de olarak. Öncelik olarak Niyetli ve Ebru. Evet, evet. Konya mı? Konya. Konya metinler bakar. Biz geçen sene ders döneminde şimdi tez aşaması işte. Aklımda ki yok şimdi tez aşamasındayım. Master mı? Master. Orada mı yapıyorsunuz? Tabii. Ben 18 yaşındayken, 19 yaşında olduğu için çocukları büyüttüm, üniversite okumamıştım. Sonra yanıma rektörü geldi dedi bizim üniversitede, hoca ol dedi. Evet. Dedim, hocam dedim ben dedim üniversite mezun değilim, tamam sanattan diplomalarımız var ama evet. Tabii ki akademi için yeterli değil, dedi gir sınava dedi, girdim sınava, çok yüksek puanlar aldım hiç çalışmadan. Geleneksel sanatlar bölümünde mi okuyorsun? Yalova Sanatlar Sanat Fakültesi'ni bitirdim, ben iletişim sanatları için radyo, televizyon. Evet. Onun üzerine sonrasında hem yüksek lisansını kazandım sonrasında. Sonra Mecmetinler Bakan Üniversitesi'nden dediler biz buradan da şey yapabildim sonra. Orayı tercih ettim. Kendi branşım olduğu için orayı tercih ettim. İletişim sanatlarına devam etmedim. Sizin mesleğinizi aslında, ben de çevre mühendisiyim. Kardeşim harita mühendisi. İşimiz aile sanatı olduğu için aslında ortaokul dönemlerinden beri her dönem Sema Merkeşhanesi'ne gider çalışıyorduk Amur Hoca ile birlikte. Size sağ olsun o anlamda çok eğitimimde hocam.
Yani ben de işte o ortaokul dönemleri, 13 yaşlarında, 14 yaşlarında ama şey tabii ki de profesyonel değil. Daha çok evet, temel eğitim olarak. Sonrasında da tabii sarayda senin hocanın, Emre Mamur hocanın derslerine de katıldım. Çünkü biraz daha profesyonel olsun istemeye başladım. Yani o disiplini aldılar onlar tabii. Evet. Saray şehrin disiplini de aldılar. Gerçekten elinizin altında hoca ama öyle olmuyor. İlla ki o ortamda ondan ders almak. Çünkü orada konsantrasyonu da çok farklı oluyor. Birebirdeki o kadar olmuyor. Sınıf ortamında daha farklı atmosfer. Ondan da yararlanmak istedim. Sonuç bir derslerimiz var. Evet tabii canım. Çok zor bu. Çok güzel. İşte ben de o eğitim hayatına başladıktan sonra daha çok iletişim içine geçtim. Çünkü ben de eksik kalmak istemedim. Kendimi tamamlamak istedim. Ondan sonra daha çok peşimde koştum evet. Genelde bunun dibine şıklanmaz derler ama siz çok güzel çekilmişsiniz. Babanızdan yani, gelmez. Beraber ama yaşıyoruz. Evet. Şimdi burada mesela böyle bir atmosferin içerisinde olduğu evet. Yani onlar zaten bu atmosferik gelirleri severek tercih edildi. O zaman tabii tercih edildi de bunun en yüksekli nasibini almaları lazım. Nasibi alırken de bir performans gösterdiler. O artık performansın maşadan çok ileri safhaları çekildi. Bazen ben de bir taraf çok sopadan öyle çok işlemiş ki artık. Önceleri teşvik ederdik çalışmak için yeter artık. Şimdi şöyle oluyor, Semih Hoca cumartesi günleri bile hep, ben şimdi çıkıyorum bunu da tamamlayayım, saraya giderdi hep, yani her cumartesi biliyorsunuz siz de, aileden alıp vaktini orada bir şekilde. Sonra şimdi bir bakıyorum ben pazar günleri bile çalışıyor bu ülkenin, hani o zamanlar hep sistem ediyorduk ama bu iş böyle bir şey işte demek ki. Sevdiği zaman günlerin bir önemi yok, kendini bağlıyorsun. Evet. O zaman iyi muhabbetler diliyorum. Memnun oldum. Konuştum. Hoşçakalın. Evet, sevgili bu artı yayına girmiş oldu. Çok keyifli oldu. Herkesi tanımış oldum inşallah. Hocamızla çok özel bir anınız var. Hiç unutamadığınız. Mutlaka paylaşmak isteyeceğiniz. Yani işte dediğim gibi anılar o kadar çok, çok ki. Her an, her an bir anı yani sonuç itibariyle. Her an bir anı. Yani düşünüp böyle heyecanlı bir iş aynı zamanda, çok pratik. Ondan sonra yani bir şeye başladığı zamanlar uzun düşünür ama hızlı düşünür. Hızlı da hayata geçirir. Yani öyle bir pratik yönü vardı. Ondan sonra telaşlı bir birisi. Çok telaşlı. Ve ben bazen de derim yani başka arkadaşlar var. Yani o yola için bize telaş yaptı. Allah'ın takdirini sakal bir şey esprisi yok ama yani hakikaten çok hayat telaşlıydı yani sonunda. Bir şeyleri böyle bir anda halletmek. Çatışkanlığını halinde yapardı yani. Tabii tabii. Tabii evet aynen öyle. Ondan sonra yani tabii ki bu sanat sabır gerektiren bana bir kadar sonucu ama yani o sabır içleri de mesela hayatı içerisinde çalışmalar yapmış. O kadar yoğun çalışmalar yapmış. Yani orada biraz var. İşte hayat felsefesi yaşantısından yürütüldü. Yani çok verimli yani. Verimli, çok çalışıyor. Mesela insanlar belli bir yaşantısı, belli durumlar veya başka bir şeyler hayata giden kadar ihmal ederler. İhmaller önemli hakikaten. Edinmemesi lazım ama tabii dediğim gibi yani bu gezilerimiz çok güzel geziler yapardık. Edirne'ye mesela gittiğimiz zaman bir kez atılıp bakan Selimi'yi bağışladık. O bizim şeyimizdi. Abimizdi. Önce Selimi'ye. Selimi'ye'den sonra hemen yakınım şerefledim. Tabii ki eski camiyi şöyle bir dışından kontrol edip belki bir muradiye. Yani bu üçlü eserleri Edirne'ye gittiğimiz gibi üçünü birlikte dolaşmaya çalışırdık. Yani bunların içinde geçen zaman tabii bir saat daha fazla. Faik abiyle gidiyorsun, Faik abiye girdiği zamanlar şimdi bana başlıyor, anlatmak istiyordu falan. Onun gözlerinin içi yanardı bu anlatımları yaparken. Biz onları tabii Faik abiyi dinlerdik, ederdik. Hepimiz kendi dalımda.
ben mesela bir mahşer su kalemişlerine veya bir diğer kalemişlerine daha meraklı olduğum için onlar üzerine resimler çekerdim. Sürüm sürüyor. Ondan sonra çalışmalar hatıralar büyük. Yani bazen bir konu açılırsa aha bak Hüsnü de bu hatırayı da yapmış. Şöyle birilerinde şeyler söyleyebiliyordu ama şimdi böyle bir soru sorduğun zaman da en önemli anınız hangisi? Fakat düşünmedim yani, en önemli anınız. Demirel ve Hüsnü'yle konuşuyoruz. Evet. Bu konuştuklarımız yani, hep anı esasında. Hep bunlar anı. Azadlığından geçirdiğimiz, azade hocayla geçirdiğimiz o günler hep anı. O zamanlar nedense çok fotoğrafta çekmemişiz. Fotoğraf bakımımız yok muydu, var mı? Mesela Azade Hoca'yla birlikte her gün şimdi, yani bu tekniği yaygın değil tabii. Evet. Düşman telefonlar var, bilmem ne var. Makarasıyla tabii ki. Ama Nusret şeydi, Nusret bu fotoğraf çekmeye çok önem verildi. Bunu bize miras bıraktı. Mutlaka fotoğraf çekerdi. Tembih etti yani bunu yediğiniz dahil olmak üzere gittiğiniz yerleri çekeceksiniz. Onun için ve işte bu kayıtlar hep. Kamera kayıtları, bir kamerası vardı. Hani mesela bir yere bir toplantıya gittik, orada sessiz sakin oturmamız gerekiyor. Sakin yanmıştı. Hani insan basitinme ayarını düşüyor. Ben mesela yapamam o düşmanlıktır. Bu şey çıkar, her tarafta fotoğraf çıkıyor, kamerayı alıp böyle. Onun için onda iyi bir fotoğraf arşivinde var. Şimdi Hasan, oğlu Hasan. Bu arşivi herhalde en iyi bir şekilde düzelt. Zaten babasından düzeltmiş. Beraber çalıştıkları için düzenlemeyi beraber yapıyorlardı. Babasından güzel devam evet, ettiriyordu. Evet. Ondan sonra o işi öyle devam ettiriyor. Evet. Yani bu. Bir aile şeyimiz oldu. Tabii iftarlarda bir araya gelir. Evlendikten sonra da kendimizin falan yapıyordu. Sonra onun durmuş olduğu eve gitmiştik. Çok güzel bir manzarası vardı. Haliç böyle ayakların altında falan. Müsait'e tam uygun bir manzara. Müsait böyle çok çok severdi. Ondan sonra manzaralı var ya. Yani Haliç'i bulunduğu ev. Sofya'nın minaresine çıkıp ortada çalışmamışsınız. Fatih'in arka şeyinde, Fatih'in yan sağ tarafında, doğu tarafında durduğu Haliç'i çok güzel görüyordu. Güzel bir ziyafet. Hanımı da sağ olsun. Böyle şeylerimiz oluyor tabii ama çok sık olmuyordu yani bunlar son zamanlarda. Herkesin dediği gibi bir takım işler, güçler, oraya gitmiyor falan. Herkes gelmiyor falan. Ben oluyordu yani. Evet, hatıralar böyle bir şey. Tabii ben gençlerimiz bana gelmeden bir saat önce söyledim. Gerçi daha önceden konuştuk ama yani mesajlaştık ama yani kendimi yoğunlaştıramadım daha doğrusu yani bu süreçim. Ama tabii ki bizim hayatımızda uzun bir zamanı birlikte yaşadığımız için hani bu süreçten ne zaman bir konu olsa soruya göre daha farklı cevaplar verebilecek, konuşabilecek durumdayız. Bilmiyorum nasıl oldu bu sohbet. Herhalde fena olmadı çünkü Hüsnü'yle birlikte diğer arkadaşlarımızdan da kısmen bahsettik, hocalarımızdan bahsettik. Ondan sonra siz de şimdi belki teknik yönde bazı sorular sorabilirsiniz ama yani gene konuştuk değil mi? Niye türlerinin falan bazı şeyler, onun görüşleri. Yani onun dalgaların haricinde oluşturduğu matraktadaki gibi şehircilik anlayışı da bulutların haricinde şunu da çok etkilemiş bir üslubu yön vermiştir dediğiniz bir şey var mı yani onun tabi daha da? Ben şöyle söyleyeyim. Doğa, onun için doğanın o doğayı kullanmadığı yeşil olarak, çıplak olarak vermezdi. Fakat bir mavi geldi. Yani onun mesela onun kapalı çarşının yurdu var. Kapalı çarşının yurdu
çalıştı. Bütün o dükkanlarıyla beraber bir arkadaşımız var. Sen de o da hani hayatını birlikte geçirdi. Bu arkadaşım değil de oyuncu dükkanı vardı. Ona bir böyle bir oyuncu dükkanı yaptırdı. Onun o bulunduğu bölge o işte büyük bir bölümü içine almıştı. Yani onu ne kadar güzel yapmıştı. Ama böyle bazen ondan sonra plan olarak görüyorsunuz. Bazen onun o mekanı geldiği zaman da kesiciye dönüşe giriyor falan. Yani güzel bir çalışma. Dediğim gibi mimikri dediğimiz zamanlar insanın aklına nesil detayları gelir haliyle. Bu nesil detaylarda da tabii ki o şeyler hep o klasik düzeydir. Mesela insan figürleri o zamanın dizilerinin içinde. Ondan sonra işte sarıklar, kavuklar, ondan sonra belki üzerindeki dizilerin değişik, ayağındaki çağırmaları falan her şey değişik yani. Şeyler değişik. Mimariler keza öyle. Büyük abidevi Selahattin Camii'nin haricindeki konaklar, mimariler onlar değişik şeydi. Eğer denizi ele alacaksanız bu deniz içindeki kabırgalar, işte kayıplar, içinde farklı bir kabiliyete sahipti. Günümüz minyatürünü yapıyordu. Ama eski hava, ona baktığın zamanlar onu minyatür diyordu. Şimdi bugün mesela günümüz resmini yaptığın zaman minyatür diyemezsiniz. Minyatüre ne kadar benzetmek isteseniz de edemezsiniz. O, onu çok güzel yapmıştı. Çok güzel yapmıştı. Yani tabii bir İstanbul stüdyosu içerisinde Kız Kulesi'ni çok sever ve alır. Veya işte Sultanahmet veya ona başka bir yerden, Üsküdar'dan bakar gibi. Ondan sonra bir takım objeler. Tabii bu minyatürün içindeki objeler hakikaten önemli. Bugün de mesela sizler minyatür yapıyorsunuz. Belli bir bölge alıyorsunuz. Mesela Konya'yı çalıştınız değil mi? Veya Mardin'i çalıştınız. Niye oraları çalışıyorsunuz? Ankara'yı niye çalışıyorsunuz? Ankara'ya da çalışıyorsun da geldi. Ama Ankara'daki modern mimari var. Ama tabii orada da geleneksel. Ama mutlaka ki geleneksel mimari. Eğer alacaksın o geleneksel mimari içinde alıyoruz bütün şeyleri, detayları. Mimari yapının tabii evet. Bir yeri olacak. Şimdi siz denizi bir 16. yüzyıl düşüncesinde veya işte bir Sultanahmet'i veya Süleymaniye'yi gösterirken oraya bir tane yepyeni bir çimen koysanız yakışmaz. Bir Kadir Bey'i de koysanız öyle bir şey yok şimdi. İşte o gemileri o kadar güzel koyuyor ki o çok tatlı duruyor. Yani evet, o kaynaştırma konusunda da öyle. Bunun gibi olaylar. Yani tabii bir sürekli mimar olarak mimariyi de tabii zaman zaman takip ediyorum. İşte kalma takip ama yani minyatür resmi falan yapmadım. Çok bir tane falan yapmışım. Onlar da ilgili gene rahmetli oldu. Melek hocamız vardı. Melek Cerrah da şey giderken Cerrah da şey giderken ondan sonra minyatür konusunda da bir eğitime başlamıştı. Bir sakal taratmıştır ama. O sakaldan bıkmıştım açıkçası o zaman. Bak şimdi. Ondan sonra uzaklaştım. Ondan sonra aman da ben bunun içine giremem. Ne kadar savunuyor değil mi? Sağ sonra tabii böyle bir sabır olayı. Kesinlikle yani öyle bir şey de öyle değil mi? Olmaz. Demek ki, biraz espri olsun. Demek ki özellikle olmuş kalem işine sizi uzaklaştırmaması için böyle olması gerekiyormuş büyük, hocam. Büyük ebatlı resimler daha çok bir şey yapıyor. Böyle celbe ediyor. Tabii bu profesyonel iş yaptığım çalışmadan kalem işinden ediliyor ama benim çivi desenliğimi yani azadanım kadar severim. Azadanım seviyorsa azadanım. Ben bu kadar severim ve çiviyi çok bilmem seviyorum. Tabii insan çok popüler yerde çiviyi gösterdiği zamanlar hemen bu burada şuradan falan biliyorsun. Ben yakın zamanlarda da bunların hepsini çok iyi tanıdım. En iyice tekrar var. Nereden geldiğini, nasıl geldiğini,
nasıl çizilmiş o çizgilerin çizdiği ve bunları nasıl o yani biz kendi geliştirmiştik hocam yani onların çiziyor mu? Evet. Çiziyor işte süreçte girin. Üç gün. Ha onu yüzeysel olarak anlıyorum. Ondan sonra değişik farklı teknik şeylerini kalem işliyor mu? Kalem işliyor mu? Şu da neden kullanmışlar, nasıl kullanmışlar, ne kadar yumurta, ne kadar şöyle, ne kadar oranlar vesaire o tarz şeyler yok. Bunun doktorumuzdaki malzemeyle tabii bunu icra ediyor. Ama Uçuşlar'daki, Türkiye'deki bu yapılan boyaları, hangi boyaları nasıl tercih edildi, bu da yüzeysel bir fark. Yani bunların için bir araştırmaya girmek. Benim daha ziyade araştırma yapacağım konular, eserin çizimleri, tasarımların meydana gelişi, proporsiyonların bir üstü oluşturup oluşturmadığı, nereden nereye geldiği ve bilimdeki mimari eserlerdeki eserlerin özgünlüğü hakkında. Çünkü kalem işi sanatı belirli zaman dilimlerinde gelen bir teknik olduğu için yenilenmeleri söz konusuydu. Bu yenilenmelerde de özgün ürünün hallerini yitirmektedirler. Yitirmekten dolayı bunların takiplerini yapalım. Onların hangilerinin özgün, hangilerinin yeni ilaveler oldu, beni daha çok bu boyutları ilgilendirmişti. Tarihin o yönü yani. Günümüzde şimdi kullandığımız boyaları ne kadar sağlıklı ne kadar dayanır? Şimdi günümüzde kullandığımız boyalar ne kadar dayanır ki bakın. Şöyle bir şey söyleyeyim, bir mihrap yapıyor, mermer mihrap ve bir mihrap yapıyor, 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 çok da bir mihrap yapıyor, o 15. yüzyılda, bir de geldi, mermer de, tekerler de şöyle ya işte bir mihrap yapıyor, 500 tane gidecek. Türklerin çimento ile yani şey yapıyorsun, mimari çimento ile yani şöyle, maksimum 100 tır. Yani tabi 500 yıllık mirat yaptan ne oldu? Şey farkı var mı? Ha, cami gibi mirat yerde diyebilirler. Tabi öyle diyor. Ama yani şöyle, günümüzdeki kullandığımız malzemeler gelirse bunların da tabii daha iyi kalitesi olanları var. Bugün mesela kalem işinde çalışan kişilerin çoğu plastik kullandığımız plastiklerini malzemeyi kullanıyorlar. Onlarla yeni boyalar yaptılar. Tamam. Ben de zaman zaman bu boyayı kullanıyorum ama bunu güçlendiriyorum. Bunun bir yapışma özelliğinden dolayı, çinesinden dolayı kullandığım. Madeni olsun, boyalarla takviye yapalım. Yani malzemeyi güçlendirelim. Ve malzemenin yüzeye çekildiği yüzey de çok önemli. Kullanılan yüzey. Sonuçlar da bu eğer iş etkenlerden veya benzeri şunlar da bir yerde açılma içeriği su almışsa sizin yaptığınız iş malzeme dayanıklı oluyor. Yani bir yağ aldığınızda onu bırakıyor. Öyle bir yol. Yana dikkat etmek gerekiyor. Tabi bugünkü yapılan kalem işleri dediğim gibi kara sıra diye adlandırdığım çimento harcı üzerine sıvalar üzerine kireç badalısı veyahut da işte bir duvar boyası boyası diye adlandırılan kireç esaslı malzeme üzerine yapılıyor, çalışıyorlar. Ama eski zaman bildiğinde mevkası çıkması gibi orası artması var. Orası artmasını gördü. Çıkıyor ki kalınlığında değişikliği takviyeli bir sıva yapılır. Ve o sıvanın üzerine kireç takviyeli. Yani küçük kireç patanasını kalın düzeyde olabiliyor. Bunun üzerine şeyler yapılıyor. Kalın işler yapılıyor. Duvar boyama sanatları bunun üzerinde galiba. Bunlar biraz işte o kres tekniğini de evet. Şey yapabilir. Kres tekniği biliyorsunuz. Daha yaşlardan yani yeni yapılacak suma değil tabii ki. Üzerinde suyunun, hükümetinin olduğu bir sıra.
özellikle bu farklı sınavını okuduktan sonra Şubat'ın esas direnç kurması bir düşünce oluyor ama bunu rutubet bilmeyip yani bir kere su bazlı boyayı verdiği zaman da onun suyunu emer. Ondan dolayı o bir kere şey olur. Onun suyu su ve boyayı emer. Bu da sık ve yıprak boyalarla bu oluşumu. Yani mesela kalıcı bir olay yüzeye gelmişse emmez. Bunun emmesi lazım. Emdiği zamanlar kalıcı çok fazla. Bizde mesela bugün en özgür günümüze kadar özgürlüğünü bilmemiş yaşlarda sevgili duvar tabi. Bunların başında Ödül ve Muradiye Camii'yi kalem işleri gibi kısmarısı vardı. Çıkarılan kalem işleri. Bunların bazıları tam tutuyordu. Bazıları sınırlı. Bazıları sınırlı. Yani çok ağır bir şeydi. Orası karşı Barsinat'ı bir kısmını kullanmış. İnsan harcı için o yumurta akı olayı, yumurta akı olayı bir çeşit sıvayı hem yapıştırıcı hem de sertleştirici bir olaydan dolayı. Dolayısıyla işte asırlar boyunca taş taş üstünde kalabiliyor. Yani, çünkü bir böyle bir şeyin tercih etme günümüzde bu kadar teknoloji var, bu kadar bilim analizi yapılabiliyor. Neden akı oranını daha netleşik? Edelim de yine asırlar boyunca yapacağımız bundan sonraki binalarımız ayakta kalsın da yalnızca 100 yıl değil bir betonla. Şimdi bu olay sizin bana sorduğunuz olayı ben böyle çok kısa bir şekilde anlatmam mümkün değil. Bunun için bir saat konuşmamız lazım. Bu programın dışında bir olay oldu. Bu benim şöyle, çünkü yıllardır çok merak ettiğim bir konu olduğu için sorayım. Merak ettiğim için söyleyeyim. Bizde 1930'lu yıllardan 70'li yıllara kadar, hatta 80'li yıllara kadar yapılan oranlarda maalesef kalemçi altındaki altyapı kullanılmadı. Hep Horasan sıvazının yerine çimento aşı sıvalar yapıldı ve zemini krakte ettiler, bozdular. Orijinal oldu. Şimdiki yapılan restorasyonlarda mesela aktif teknolojik olaylar biraz tabii biraz önemli. Bu getiriler içerisinde şimdi bir takım malzemelerin analizleri yapıyor. Tamam mı? Hani sıvının analizi yapıyor. Sıvayı alıyorsun, veriyorsunuz o şeye, birikime. Onlar bunun analizlerini yapıyor. Şimdi en iyice işte yapıştırıcı oranları bilmem ne falan filan bunları tespitlerini yapıyor. Size bunu veriyor. Diyor ki bunun içinde diyor şu kadar ATK var, şu kadar yapıştırıcı reçine var, şu kadar kum var, şu kadar bilmem ne var, kireç var. Bunu veriyor. O zaman o malzemeleri karıştırıp böyle bir olayı yapabiliyorsunuz. Yani bizdeki mesela o restorasyon diye kalemçilerin restorasyonu şey yapıyor, özgür nakışları ihya edip onları sağlamlaştırıp geleceğe taşıması gerekirken onu yeniden kopyasını alıyor göğe, kopya aldıktan sonra onu kazıyı yeniden yapıyor. Ya bu restorasyon olmuyor tabii. Yani böyle bir şey olmuyor ama. Tarifat oluyor aslında. Bakın bunun sebebi de var tabii. Bunun sebebi nedir? Bu konularla ilgili restorasyon mantığı içerisinde bunu tabii vakıflar yapmayan benzeri bunları bilinç yaptı. Yani kalem işini bilinç yaptı bu. Kalem işini 150 çeşit şeyi var. Örneği var. Yani sen hepsini kalem işi diye adlandıramazsın. Ahşap üzerine var, sıva üzerine var, duvar üzerine var, dinlenme üzerine var. Onların yakınlık, uzaklık, farklarına göre, şu küfeleri ayrı bilmem ne, hepsi apayrı 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 bir şey yap. Sen çıkarmış bir tane birim fiyatı, onun üzerine bunu yap. Adam şimdi eski, bak bugün mesela normal, basit bir sıra üzerinde bir kalem işini yeni yapımı için tutuyorum. 300 lira metrekare birim fiyatı fiyat veriyorsa, eskisi için 150 lira veriyor. Eskinin korunması için bu kadar verirse, kalemkar onu ne yapıyor? Kazıyı yenisini yapıyor yani. Daha çok para kazanmak istiyor adam. Bu mantık her zaman için benim 30 senedir söylediğim mantık. Siz eskiyi yaşatmak istiyorsanız bugünkü yeni işin fiyatını 3 misli ona para vereceksin. Bak adam onu nasıl koruyor. O mantık böyle bir şey yani. Bu böyle bir şey. Bunu müteahhiti, taşeronu, içindeki çalışan hepsi bunu böyle aldılar, böyle yaparlar. Bunun haricinde başka bir şey olduğunu yalan yok. Onun için
bunların korumalarının daha farklı sebepleri de var. Tabii böyle politik, ondan sonra ekonomik sebepleri zaten oluşmuş. Ben bunlarla ilgili bu kadar çok sorun var ki. Yani şimdi yeni analizler, analizler falan çok sorun var ve onları anlatmak ayrı bir konu. Ayrı bir konu üzerinde bir sohbet edersek bunu söyleyebiliriz. Tabii çok konuştum ama size hiç ikramda bulunamadım. Bir çay, bir kahve çay. Valla çay, kahve, su. Sadece çay içiyorsunuz. Sade mi? Sade mi içiyorsunuz? Evet, sade. Tamam. O zaman o programı durduralım. Şimdi bitirelim mi yoksa nasıl yapalım? Bence bitirelim çok konuşuyor. Evet, çünkü normal konuşmanın haricinde iki doz konuşuyoruz. Evet, saatten doğru. Fazla konuştuksa herhalde iki saat durumdayım. Sanmıyorum ki saat açık olmuştur. Çok keyifli olmayacağım. İki buçuk, bir buçuk saat konuşmuştur. Gerçekten. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun, inşallah faydalı olmuştur. Hatta bana bunu bir zahmet. Tabii ki gönderin. Çünkü benim için özel şeyleri konuştum. Evet, evet. İyi olur benim için. Çok teşekkür ederim hocam. Nice güzelliklerinizi görelim. Nice başarılarınızı görelim inşallah. Sağ olun. Sağlıkla, huzurla. Biz de size teşekkür ederiz. Siz de bu sohbeti açtınız. Bunu böyle bir sohbet haline getirip beni konuşturmanız bile benim için de veya işte biraz önce söylediğim gibi daki fertler için de inşallah bir önem taşısın da mutlu bize. İnşallah, inşallah hocam. Saygılar. Evet, çok tekrar hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Benden hep resim, benim cami resimlerinden istemiştiniz. Ben size şimdi kataloğu veriyorum. Bundan vermiş miyim size? Yok. He? Yok. Yani bazı çalışmalarım var burada. Bir tane şöyle başkana da verelim. Tamam. Ondan sonra bu başkanın